Adana'da eşi tarafından boğazına satır dayanıp bıçakla yaralanan kadın her şeyin çocukların gözü önünde olduğunu söyledi. Satırla direkt bana saldırdı. Hani pis ithamlarda bulundu. Halüsinasyon gördüğü için pis ithamlarda bulundu. Bir şeyler olacağını sezdiğim için hani kendisine evden gitmesini söyledim. Fakat hani hiçbir şekilde gitmedi. Boğazımı önce sıkarak nefesimi kesti. Hani son gücümle onu ittirmesem bugün ben ölüydüm yani. Olay 2 Şubat günü saat sabah 5.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyma T. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen eşi Eren T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Eren T. eşini dövüp başına tabakla vurduktan sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralı halde evden kaçan Şeyma T. komşularına sığınıp yardım istedi. Kadın çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. En son beni bıçakla elimi kestiğinde hani onu ittirdim en son gücümle. Çocuğumu direkt kucağıma alarak aşağı kapıdan kaçarak komşularıma sığındım. Komşularım da sağ olsunlar yardım ettiler. Hemen ambulansı falan aradılar. O an zaten biraz hani kendimi kaybetmiştim. Çünkü elim bir yandan bacağım bir yandan kafamın burasını şişle böyle şiş soktu. Burasında mesela şu an iki tane açıklık var. Anahtar bildiğiniz anahtarı böyle dik tutarak her yerime vücuduma sokuyor. O içtiği maddesinin etkisiyle halüsinasyon görüp bana yansıtıyor. Benim sadece şunu demek istediğim var. Benim yaşadığımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Hiçbir çocukların görmesini de istemiyorum. Bu dünya gerçekten bu kadar kötü olmamalı. İnsan yuvası diye çırpınırken insanlar vefasız olmamalı. Ben devletime sesleniyorum. Ne olursunuz artık gerçekten bu kadına şiddet dursun. Ve benim gibi kadınlara da sesleniyorum. Düzelir veyahut da hani yuvam olsun şu bu demeyin. Arkanızda sağlam bir aileniz varsa, sizi gerçekten korumak, kollamak isteyen aileniz varsa tekrar hata yapıp bu adamlara dönmeyin. Ben o gün resmen öleceğimi düşündüm hani. Biz kadınlar son olsun demekten çok yorulduk. Gerçekten son olsun. O kadar kadın ölüyor. Ben de onlar gibi ölmek istemiyorum. Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan Eren T'yi yaptığı operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Eren T, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bütün bayanlardan özür diliyorum. Ben zarar vermedim.